Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önemli unsurlar var. Üzerine konuşacağımız ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşı, bunun etkileri üzerine kalmaya devam edeceğiz. Tarım tarafında, tarımdaki fiyatlardaki etkisini yorumlamaya çalışacağız. Ayrıca yine hem bavul ticareti hem önümüzdeki dönemde Türkiye-Rusya ticaretinin gidişatını yorumlayacağımız bir kuşak olacak. Ayrıca da yine programımız çerçevesinde Alternatif Yatırım Genel Müdürü Attila Pembeci de bizlerle beraber olacak. Onunla da yine piyasaların reaksiyonu üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarına bakalım. Sonrasında yoğun akışa başlayalım. Rusya'nın Ukrayna işgalinin 7. gününde müzakerelerin 2. turunun bu akşam yapılacağı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Alexey Arestovich, müzakerelerde kendi pozisyonlarını ısrar etmeye devam edeceklerini söyledi. Yaklaşık 5 saat süren ilk tur müzakerelerden sonuç elde edilememişti. Diğer yandan Rusya'ya yönelik yaptırım kararları gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği 7 Rus bankasını SWIFT sistemi dışına çıkarma kararı alırken Apple ve Nike şirketleri Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurduğunu açıkladı. Rus borsalarında ise işlemler 3. günde de durdurulmuş durumda. 28 Şubat tarihinden bu yana işlemlere kapanan borsa böylece 1998 yılının Ekim ayından bu yana olağanüstü durum nedeniyle ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kalmış oldu. Rusya'dan da karşı yaptırım haberleri geliyor. Ülkenin en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu. Rus milyarder Roman Abramovich de yaptırımlardan son derece endişeli olduğunu ve Londra'daki varlıklarını satışa çıkardığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken OPEC artı Bakanlar İzleme Komitesi Rusya-Ukrayna krizinin gölgesinde toplandı. İlk bilgilere göre OPEC artı üyeleri Nisan'da üretimi planlanan şekilde günlük 400 bin varil artırmak konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kapalı oturumda milletvekillerini bilgilendiriyor. Saat 14'te başlayan toplantıda konuşulanlar devlet sırrı kabul edilecek. Milletvekillerinin toplantıya ilişkin açıklama yapması yasaklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ortaya çıkardığı gelişmeleri ve bunların ülke ekonomisi açısından oluşturabileceği etkileri izlediklerini belirterek, olayın ekonomik boyutunu tüm alanlarıyla ele alıp değerlendiriyoruz, gerektiğinde zamanlı aksiyonları almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim, dedi. Türkiye'nin dış ticaret açığı Şubat'ta %142 artışla 8.1 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracat %25 artışla 20 milyar dolara yükselmiş oldu. İthalat ise %45 artışla 28.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Koronavirüs Bilim Kurulu salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 18'de bir açıklamayla huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum mesajını paylaştı. Pandemide Mart ayında yeni bir döneme girileceği ve açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılacağı bildirilmişti. Sağlık Bakanı Koca da maske zorunluluğu ile ilgili durumun bilim kurulu toplantısında değerlendirileceğini açıklamıştı. Haber başlıkları böyle çok hızlıca rakamlar diyelim. Aslında emtia piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Oradan başlamak lazım. Çünkü Brent petrol 112, WTI 110 doların üzerini gördü. %7'ye yakın yukarı yönlü hareket var. Hem Rusya kaynaklı haber akışı hem de OPEC artının beklenenden öteye adım atmama yönündeki ifadeleri emtia piyasasında petrol fiyatları üzerinde çok net bir etkiyi beraberinde getiriyor. Diğer taraftan yine buğdaydan demir cevherine, bakıra kadar hemen hemen tüm emtia ürünlerinde de Rusya'nın çok ciddi anlamda arz problemi yaşayacağına dair beklentilerle birlikte net bir yukarı yönlü hareket olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bakırda %2, buğday fiyatında %7'lik yükselişler var. Doğal gaz fiyatlarına baktığımız zaman bir ara %55 civarında günlük yukarı yönlü hareket görmüştük. Şu anda %31'ler civarında vadeli piyasalardaki aylık doğal gaz fiyatlaması. Dolayısıyla çok
ciddi bir arz krizi beklentisi fiyatlıyor gibi görünüyor. Şu an itibariyle piyasa önümüzdeki süreçte bunun detaylarını işlemeye, aktarmaya devam edeceğiz. Emtia piyasasındaki dediğimiz gibi hemen hemen tüm ürünler bu anlamda ciddi şekilde hareket ediyor. Diğer taraftan yine hisse senetlerine baktığımızda ise piyasa ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyor. Biz içeride baktığımızda artı giden bir endeks görüyoruz. 2000 puana yakın yerlerde kalmaya devam ediyor endeks. Sanayi endeks tarafındaki yukarı yönlü hareket belirleyici. Burada da demir çelik hisseleri önderliğinde yükseliş sürüyor. Erdemir'de %4, Kardemir'de bilançosu sonrası %7 civarında yukarı yönlü ivme olduğunun altını çizmiş olalım. Keza yine Tüpraş'ta da %1 civarında prim var. Endekse şu an itibariyle yansıması olumlu olanlar bunlar. Satıcılı taraftaysa Aselsan, Ford Otosan, Tofaş gibi hisselerin ön planda olduğunu aktaralım. Endekse puan açısından en fazla eksi edenler arasında. Bankacılık endeksi %0.7'lik primle güne devam ediyor. Dolar TL 14.06'da ama özellikle Euro dolardaki harekette burada önemli ölçüde belirleyici rol oynadı demek mümkün gibi görünüyor. Şu anda dolar endeksi 97.5'ların üzerine attı. Dolayısıyla buralardaki hareketin devamlılığını yakından izleyeceğiz. Euro dolar 1.1108 seviyesinden işlem görüyor. Diğer taraftan Avrupa borsalarında da yatay pozitif bir seyir var. %0.2 şu an itibariyle Stoxx 600 endeksini artıda görüyoruz. Londra'daki primler %0.6. Paris'te ona yakın oranlarda, Frankfurt'taysa bunun yarısı kadar primle gün devam ediyor. Amerikan vadelilerine de bakalım. Orası da aynı oranlarda hemen hemen yukarıda %0.5, 0.6 civarında primi de Amerikan vadelilerinde izliyoruz, takip ediyoruz. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra dönelim Serdar Pazı'ya. Serdar, özellikle Euro dolar 1.11 sınırına kadar geldi. Evet. Önümüzdeki süreçte bu yaşanan gelişmelerin dolara olan ilgi üzerinde ne kadar etki yaratacağına bir bakmak lazım. Amerikan 10 yıllıklarına da ilgi alaka devam ediyor. 1.80'lerin altında 1.76'lar civarında fiyatlama bulduğunu görüyoruz 10 yıllıkların. Dolayısıyla bu panik havası önümüzdeki süreçte ne kadar sertleşecek bir buna bakmak lazım. Zira az önce de aktardığım gibi Rusya şu an itibariyle süreç uzadıkça yaşanan sıkıntıyı bertaraf edebilmek için daha güçlü yüklenecek. Daha güçlü yüklendikçe yaptırımlar artacak. Yaptırımlar arttıkça buradaki arz kısıtı nedeniyle emtia piyasası zorlanacak diye ciddi bir panik havası var emtia tarafında da. Yani emtia tarafı, tarımsal emtia ayrı, sanayide kullanılan bazı metaller ayrı. Yani Rusya'nın bilfiil üretiminde önemli rol sahibi olduğu işte alüminyum, paladyum değerli metal tarafında. Tarımsal emtia tarafında işte mısır, buğday, arpa, aynı şekilde ayçiçek yağı benzer şekilde. Bunların yukarı yönde hareketi, Bloomberg MT Endeksi yeni bir zirve gördü. Şimdi doğal gaz fiyatlarından ve petrol fiyatlarındaki artıştan bahsettik. Zaten Bloomberg MT Endeksinin 1/4'ü bakıldığında bu petrol ve enerji fiyatlarından oluşuyor. O yüzden oranın görebileceği yeni zirveler bizi de üretici fiyat endeksini muhtemelen yarın gelecek olan enflasyon verilerinde 3 hanelere taşıyacak ve yani önemli önümüzdeki döneme ilişkin de fiyat aktarım mekanizması üzerinde bozucu bir takım etkileri bunun söz konusu olacak. Eurodolar paritesinde yaşanan geri çekilme 21 ayın en düşük seviyesine geldi 1.1050'lerle. Oradan bir tepki alımı gelse de önümüzdeki döneme ilişkin hani Fed'in Avrupa Merkez Bankası'na, İngiltere Merkez Bankası'na ve diğer majör para birimleri gelişmiş ülke merkez bankalarına görece daha şahin kalma ihtimali daha fazla. Bugün de özel sektör istihdam verisi, cuma günü tarım işi istihdam verilerini takip edeceğiz. Yani normalde bunlar kendi içerisinde bile önemli gündem yaratabilecek başlıklar ama nispeten tabii jeopolitik hisler gölgeliyor şu an itibariyle yaşananları. Şimdi Eurodolar paritesinde 1.10'lar önemli bir ara destek. Hani oranın da altına gelindiği takdirde pandeminin başında gördüğümüz 1.07'lere doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Dolar endeksini oluşturan dolar endeksi de 97-98 bandında. Diğer para birimlerinin etkilerine bakıldığı zaman işte dolar yen 115'lerde tutunmaya çalışıyor. İngiltere Merkez Bankası'nın çizdiği biraz daha karamsar görünümle beraber sterlin dolar paritesinde 1.30-1.70'lere kadar geri çekilme sonrasında bir toparlanma var. Euro bakıldığında İsviçre frangına karşı da değer kaybediyor. Orada da son 7 yılın en düşük seviyelerine gelmiş durumda Euro bakıldığında. Avrupa Merkez Bankası'ndan bu tarihi zirveye gelen Euro bölgesi adına enflasyonun ve %5'li seviyelere gelmesi, Almanya'nın bu yılı %5'li seviyeler civarında bir enflasyonla tamamlaması beklentisinin oluşmasıyla Avrupa Merkez Bankası'ndan da şu an 0.50 olan, eksisi 0.50 olan mevduat faizini 0.30'lara doğru bir arttırma yıl sonuna kadar beklentisi içerisinde. Piyasa ise Fed'den
3 toplantıda ardı ardına arttırım, yıl sonuna kadar da bir 5 arttırımı fiyatlamaya dahil etmiş durumu. Ama tabii ki orada senin de bahsettiğin üzere Amerikan oyunlukların 1.80'nin altında kaldığı yer daha ziyade jeopolitik risklerin hakim olduğu, güvenli liman arayışının hat safhada olduğu, diğer faktörlerin 2. 3. sıraya gerilediği bir noktaya işaret ediyor. O yüzden bu devam eden görüşmeler, işte Rusya'nın biraz son noktaya varması ya da müdahalelerin artık bir noktaya varması, sonlanmasından önce bu güvenli liman arayışı, risk iştahının küçüğü çok fazla değişmeyecekmiş gibi gözüküyor. Teşekkür ediyoruz Serdar, aktardığın notlar için. Biz Euro dolar üzerindeki hareket üzerinden devam edelim. Londra'ya gidiyoruz. Ceren İlekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, özellikle Euro dolara bakınca 2020 Mayıs'ından bu yana en düşük seviyeye kadar geldiğini görüyoruz. Dolar değer kazanmaya devam ediyor. Diğer taraftan yine enerji fiyatlarındaki hareketlilik enerji hisselerini yukarı itiyor. Şu an Avrupa piyasalarına gördüğümüz ağırlıklı primlerin de buradan kaynaklandığını söyleyebiliriz herhalde. Atıl, evet, dün Avrupa endeksleri sert düşüşün ardından bugün yeniden yükselişe geçti. Fakat bugün özellikle emtialarda yaşanan yukarı yönlü hareketin etkisiyle enerji hisseleri öncülüğünde bir yukarı yönlü hareketten bahsedebiliriz. Avrupa borsalarında enerji endeksi Avrupa'da %3'ün üzerinde, %4'e yakın oranda değer kazanıyor. Mesela Shell ve Total hisselerinde %5'in üzerinde değer kazançları var. Onu temel kaynaklar endeksi %1,5 civar yükselişle takip etmekte. Tabi baktığımız zaman özellikle Brent petrolün varili $111 seviyesini aşmış durumda. Avrupa'da doğalgaz fiyatları çok hızlı yükseldi. Bugün doğalgaz vadeleri %60 artışla 194 euroyu gördü. Şu anda ise 165 eurolar seviyesine işlem görüyor. İngiltere'de vadeli kontratlarda ise %30'un üzerinde bir yükseliş yaşandı. Tabii aslında Kuzey Akım 2 projesinin iptal edilmesiyle beraber Medvedev'in kehaneti adeta gerçekleşmiş oldu. Çünkü hatırlayacak olursak geçtiğimiz haftalarda 1000 metreküp doğalgazın fiyatının 2000 euroya yükselebileceğine dikkat çekmişti Medvedev. Avrupa Birliği 7 Rus Bankası'nı SWIFT küresel sistemin dışına bıraktı. Fakat Siberbank ve Gazprom Bank'a dönük herhangi bir yaptırım yok. Diğer bankalara yönelik yaptırımlar 10 gün içerisinde devreye girecek. Siberbank ise Avrupa pazarından çıktığını açıkladı. Özellikle olağanüstü nakit akışını, nakit çıkışını ve güvenlik endişelerini buna gerekçe olarak gösterdi. Rusya borsası işleme kapalı, fakat Londra'da işlem gören Siberbank hisseleri çok sert değer kaybetmiş durumda. %90 üzerinde değer kaybı var. Daha bir ay önce hisseler 15 sterlin seviyesindeydi. Bugün baktığımız zaman ise 1 peni seviyesinde işlem gördüğünden bahsedebiliriz. Aslında bugün gelen açıklamalar hem Avrupa ülkeleri hem de İngiltere'den önümüzdeki günlerde Rusya'ya dönük yeni yaptırımların devreye gireceğini gösteriyor. Mesela Alman hükümet sözcüsü şimdiye kadar 3 yaptırım paketi hazırladıklarını, fakat daha fazla yaptırımın gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Diğer yanda şu açıklama önemliydi, çünkü şu anda Avrupa Birliği ülkeleri, maliye bakanları, G7 ülkeleri ortaklaşa kripto varlıkların Rusya'ya yönelik yaptırımların bozulmasında kullanıp kullanılmadığı üzerinde çalışıyorlar. Aynı zamanda Euro banknotların Rusya'ya transferini yasaklamak üzereler. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşme sonrası Rusya'ya dönük yeni yaptırımın uygulanması noktasına mutabık kaldılar. Johnson bugün yaptığı açıklamada Putin ile ilişkili isimlerin listesini yayınlayacaklarını söyledi. Rusya'nın ise İngiltere ile diplomatik ilişkileri tamamen kesmeye hazırlandığını belirtiliyor. Tabii Ukrayna krizi euro üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Az önce siz de dikkat çektiniz. Euro dolar karşısında 2020 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bugün gün içerisinde 1.1059 seviyesine kadar gerilediğini takip ettik. İsviçre frangı karşısında da aynı şekilde 7 yılın en düşük seviyesini test etmiş durumda. Opsiyon aktivitesi daha fazla düşüşün gelebileceğini gösteriyor. Özellikle küresel hisse senetleriyle euro dolar 60 günlük korelasyona baktığımız zaman 3 aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktığını söyleyebiliriz Açıl Sezen. Ceren, teşekkür ediyoruz sana. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amerika'dan özel sektör istihdam verisi Şubat'ta 475 binle beklentinin 100 bin üzerinde artış kaydetti. Bunu aktarmış olalım. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna gerginliğinin Türkiye üzerindeki potansiyel etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşımız Burak Karagöz'ün yanında Osman Bey Tekstilci İş Adamları Derneği OTİAD'ın Başkanı Eda Arpacı var. Bakalım nasıl etkileniyor yaşam, özellikle Osman Bey tarafında bu krizden.
Açıl, teşekkürler. Eda'm, şimdi yayına girmeden önce de konuştuk. Özellikle ana pazarlarınız Ukrayna ve Rusya. Dolayısıyla da neredeyse tam bir hafta oldu. Kriz derinleşiyor. Dolayısıyla sokaklara bakıyorum. Çok boş. Onunla başladım. Bu sokaklar her zaman böyle boş mu? Şimdi ben size bir parçacık Osman Bey'i anlatarak başlamak istiyorum. Osman Bey yaklaşık 2450 sektörel firmanın bulunduğu bir bölge ve biz üretimimizin yaklaşık %90'ını 168 kadar ülkeye satıyoruz. Ve bu şekilde de İstanbul ihracatının yaklaşık %7.7'sini gerçekleştiren bir bölgeyiz. Rusya ve Ukrayna'ya operasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasıyla birlikte biz de buradaki firmalarımızla satış, sipariş ve tahsilatları ile ilgili hemen bir anket başlatarak sorunlarını, yaşanması öngörülen problemlerini öğrendik firmalarımızdan. Şimdi sipariş iptalleri söz konusu, sadece Rusya şeyde değil, Rusya civarında değil, aynı zamanda Rusya'ya yakın bölgelerde, bu Polonya, Belarus, Moldova, bu savaşın olduğu bölgelerde, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetleri ve Kazakistan, Azerbaycan gibi ülkelerde de sipariş iptalleri ve bekletmelerin başladığını görüyoruz. Peki siz Lale Elden büyüyüz diyorsunuz. Şimdi sezonu kaçırma riski var mı? Şimdi Lale Elden büyüyüz demiyoruz. Biz hepimiz, Laleli, Merter ve Osman Bey, biz hep birlikte hareket ediyoruz. Bizim birçok firmamızın hem burada mağazaları var hem diğer bölgelerde mağazaları var. Şimdi sezon kaçırma ihtimali şöyle, satışlarımız bizim Rusya'ya satışlar bir, orada mağaza açma yoluyla yapılıyor. İki, buradan sipariş usulüyle yapılıyor. Üç, firmaların yani Rusya, Ukrayna ya da diğer çevre bölgelerdeki mağazaların buradan stok satın almasıyla başlıyor. Şimdi siparişlerde şu anda bekletilme var. Şöyle düşünün, bu operasyonun öncesinde Kiev'de bir fuar oldu. Sonra İstanbul'da çok büyük bir fuar gerçekleştirdik. Yaklaşık 25 bin katılımcının 12 bini yabancı ülkelerden geliyordu. Tam bunun sonrasında da 119 firmayla Rusya'da bir fuara katıldık. Dolayısıyla siparişlerimiz çok yoğundu. Şimdi sadece Ukrayna değil, Rusya'daki siparişler de doğal olarak bekletilmeye alındı. Çünkü sipariş biliyorsunuz uzun dönemli bir şeydir. Üretilmesi de zaman alacaktır. Kimisi kapora vermiş, kimisi ödemelerini yapmıştı. Ödemesini yapmış olan firmalar bile sevkiyatlarını şu anda beklemeye aldı. Çünkü tüm dünyada bir belirsizlik var. Peki Eda'nın, bu önümüzdeki dönem böyle devam ederse bavul ticaretine yol açabilir mi tekrar? Şimdi şöyle, normal sevkiyat yapıp eğer Swift yoluyla da paranızı alamıyorsanız, bunun gerçekleştirme yolu oradaki kişilerin turistik amaçlarla buraya gelip satın alım yapması yönünde olacak. Bunun için de biz stokla hazır beklememiz, yani bir sipariş üstünde üretim değil de stokla hazır beklememiz ve gelen müşteriye mal satmamız gerekecek. O zaman da bu yola düşecek, ama bununla ilgili de Rusya zaten bir sınırlama koydu, 10 bin dolar gibi. O da tabii rakamların biraz daha küçük ilerlemesine yol açacak. Yani size şu anda beklemedeyiz. Sonuçları değerlendiriyoruz diyorsunuz değil mi? Evet evet, sonuçları değerlendiriyoruz, ama ilk önce dediğimiz, biz yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimsemiş bir milletiz. Biz önce her şeyin bir sulha kavuşmasını, ondan sonra da ticaretimizi amaçlıyoruz. İlk önce canların sağlığı olsun, herkes güvende olsun, sonra da ticaretimizi hedefliyoruz. Peki burada tabii pazar çeşitliliği çok önemli. Dolayısıyla bu pazarlardaki kayıplar diğer pazarlarla telafi edilebilecek düzeyde mi şu an için? Şimdi sözüme başlarken ilk onu söyledim. Biz üretimimizin %90'ını 168 ülkeye ihraç ediyoruz. Bunların içerisinde Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri var. Dolayısıyla tabii ki biz bunun üzerine de daha fazla bir ülke çeşitlendirmesi de yapabiliriz. Zaten çeşitli ülkelere de sipariş yapıyoruz, ama Doğu bloku ülkeleri, Rusya'sı, Ukrayna'sı ve Türkiye Cumhuriyetleri bizim için önemli bir pazar. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ediyorum, ben çok teşekkür Sağ olun. Ederim. Evet Açıl, son durumu aldık Osman Bey'den, sözü tekrar sana bırakıyorum. Burak, sana ve konuğuna çok çok teşekkür ediyoruz. Rusya-Ukrayna krizinin negatif etkilediği bir başka alan tarım. Tarım emtia fiyatlarında ciddi yükseliş var. Tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Buğday fiyatlarına bakıyoruz, 14 yılın zirvesinde. Evet. Palm yağında yükseliş var. Ayçiçek yağında ciddi anlamda risk oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizi ciddi anlamda zorlayabilecek bir tabloya doğru evrilmiş gibi görünüyor. Yılbaşından bu yana baktığım zaman ben %37 yukarıda görüyorum buğday vadeli fiyatlarını.
Çok doğru açıl. Şöyle, biz ne konuşuyorduk bu fiyatların yükseliş seyrini geçtiğimiz son iki yılda? Özellikle pandeminin etkisi diyorduk. Tedarik zincirindeki kırılmalar diyorduk ve iklim değişikliği diyorduk. Şimdi buna bir de jeopolitik riskleri ekledik. Bununla beraber sert hareketler görüyoruz özellikle son bir haftada. Senin söylediğin rakamlardan yola çıkarak sadece bir haftadaki hareket buğday fiyatlarında %26 oldu. Dolayısıyla dediğin gibi 2008'den bu yana en yüksek seviyeye gördük. Palm yağlarındaki hareket %28,5 yine son bir haftada ve tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş vaziyette. Mısır fiyatları %10 arttı, soya fasulyesi %6 arttı, ayçiçek önemli. Onun neden önemli olduğunu birazdan geleceğim. Sadece son bir haftadaki artış %30'un üzerinde. 1420 dolar olan ton fiyatları şu anda 1850'nin üzerine geçmiş durumda. Türkiye'nin bu ürünlerde de tamamen ithalata bağımlı olduğunu söylememiz lazım. Altını çizmemiz lazım. Hadi palm yağı evet Türkiye'de yetişmiyor. %100 ithalata bağımlıyız. Ama bahsettiğimiz buğdaydır, ayçiçeğidir, mısırdır, soyadır bunların hepsi Türkiye'de yetiştirilebilen ürünler. Kısmen yetiştirilen ürünler ama yeterli olmadığı için de ithalata bağımlı durumdayız. Ama ithalata bağımlı olduğumuz ülkeler de şu anda savaş halinde. Ukrayna ve Rusya. Yani zaten Rusya ile Ukrayna küresel buğday ticaretinin %25'inden fazlası, neredeyse üçte birini tek başlarına idare ediyorlar. Karadeniz limanları diğer ülkeye de buna kattığımızda oran daha da yükseliyor. Ayçiçek tarafında ayçiçek yağı, altını çiziyorum, ham yağ demiyorum, tohum demiyorum. Ayçiçek yağı, rafine yağının %80'ini bu iki ülke karşılıyor. Şimdi Türkiye'nin ithalatına bakıyorum açıkçası. Birkaç rakam seninle paylaşacağım. Bu önemli çünkü. Geçen yıl hem iç tüketim hem de dahilde işleme rejimi kapsamında yaptığımız toplam buğday ithalatımız 8.1 milyon ton. Buna ödediğimiz para 2,5 milyar dolar. Ve biz bu ithalatın, buğday ithalatımızın %78'ini Rusya'dan, %9.2'sini de Ukrayna'dan yapmışız. Yine aynı dönemde ham ayçiçeği yağı tarafında 1.1 milyon tonluk bir ithalatımız var. Karşına 1,5 milyar dolar ödemişiz. Ayçiçeği tohumunda 574 milyon dolar ödemişiz. Yani toplamda 2 milyar doları aşan bir türev olarak ayçiçeği tarafında ithalatımız var. Ve bunun da %51'ini Rusya'dan, %15'ini de Ukrayna'dan gerçekleştirmişiz. Mısır'a bakıyorum. Geçen yılki mısır ithalatımızın %55'i Rusya'dan, %29'u Ukrayna'dan. Arpa ithalatımızın %39'u Rusya'dan. Çeltik ithalatımızın %64'ü Rusya'dan. Soyanın %19'u Ukrayna'dan. Yani bu ithalatları gerçekleştirmesek iç üretimimiz bizim tüketimimizin ne kadarını karşılayabiliyor bu ürünlerde? Çok çok güzel bir soru. Yani ihracatı kestik, biz sadece kendi üretimimizi iç pazarımız için kullanacağız. Bunları da ithal edemiyoruz çünkü şu anda desek. Hangilerinde açığımız var, hangilerinde fazlamız var? TÜİK'in bitsel ürün denge tabloları var. 2019-2020 yayınlandı. 2020-2021 önümüzdeki haftalarda yayınlanacak. Dolayısıyla benim vereceğim rakam bir önceki yıl ama oranlar çok değişmedi. Hatta bu oranlar iyi oranlar, öyle söyleyeyim sana. Çünkü geçen yıl kuraklıktan dolayı yeterlilik derecemiz düşmüştü. İyimser haliyle söylüyorum. Biz bugün buğdayda %89,5 oranında kendi kendimize yetebiliyoruz. Mısırda %75,5. Ayçiçeğinde %60. Soyada %4,7. Dolayısıyla biz %100 manasında hiçbirinde şu an itibariyle, çünkü eskiden hep şu tartışma vardı, biz buğday ithal ediyoruz ama ihraç etmek üzere, ihraç kaydıyla. Evet doğru ama biz iç tüketimde de talep yetmediği için şu anda buğday ithal ediyoruz. Bu %87'lerden bahsettiğim rakam önümüzdeki haftalarda açıklanacak, muhtemelen %70'lere, %65'lere kadar düşebilir. Çünkü ciddi bir kuraktan dolayı rekolte kaybımız vardı. Açıl. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki şu anda dünyada hem gıda milliyetçiliği aldı başını gidiyor hem de artık kendi kendine yeterlilik çok çok daha önemli ve anlamlı hale geldi. Bu aylar Mart ayının sonlarına doğru ayçiçeğin ekiliş dönemleri. Şimdi 50 kuruşluk bir prim desteği var. Maliyetlerle beraber bu çok cazip değil üretici açısından. Bunlara alternatif, yani ayçiçeğine alternatif olarak da bazı çiftçiler pamuğa, bazıları mısıra, bölgesel olarak şeker pancarına yönelebilir. Ama bu stratejik ürüne acilen destek verilmesi ve üretiminin teşvik edilmesi lazım. Şundan dolayı lazım, Ukrayna'nın ekiliş tarihi ayçiçeğinde Nisan-Mayıs ayları. Eğer savaş devam ederse ve orada ekilişler olmazsa ben gelecek yıl ya da önümüzdeki sezon ayçiçek yağı fiyatlarını tahmin edemiyorum. Çünkü Ukrayna dünyadaki toplam ayçiçek yağı üretimi, ayçiçeği üretiminin üçte birini tek başına karşılıyor. Yani 56-57 milyon tonluk bir
üretimden bahsederken 16-17 milyon ton Ukrayna tek başına gerçekleştiriyor. Bizim o yüzden acilen tam da ekiliş dönemi başlıyor. Adana, Çukurova, Erkenci'dir. Buradan başlamak üzere en azından primin arttırılması, gübre desteğinin arttırılması gibi çiftçiyi ayçiçeğine yönlendirecek politikalara ihtiyacımız var. Yoksa gıda enflasyonu tarafında biz bu ürünleri daha çok konuşuruz. Peki o zaman bir de hızlıca şunu sorayım sana. Tabii belli başlı bölgelere de ciddi gıda ihracatımız var. Yani özellikle yaş meyve sebzede de ciddi şekilde ihracatımızın olduğunu biliyoruz. İşte Rusya'ya ne bileyim domates ihracatı vesaire çok ön planda. Şimdi bu savaş nedeniyle ihracat durmuş görünüyor. Evet. Ve dışarıya gidemeyen mallar iç piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla gıda fiyatları üzerine de bir olumlu etkisini gördük. Birçok üründe de fiyatın aşağı doğru gelmeye başladığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla biraz belki bunların üzerine de konuşmak lazım. Hem enflasyona ne kadar katkı sağlayabilir hem de biz bunu neden yaşıyoruz? Yani neden doğru planlayamıyoruz? İhracata giden ürün içeride biz daha ucuza tüketebilecekken neden bize daha pahalıya geliyor? Şöyle bir noktaya... Şart mıdır yani ihracatı yapmak? İhracat yapmak şarttır. Olmazsa olmazdır, elzemdir. Hatta arz ve taleple fiyatın dengesinde bir sigortadır, öyle söyleyeyim. Neden diyeceksin? Hatırlayacaksın, geçtiğimiz yıllarda biz depolarda kuru soğan patates kaldığı zaman yana döne üreticinin elinden bu ürünleri nasıl alabiliriz diye vatandaşa neredeyse bedava dağıttık. Eğer ihracat pazarımız güçlü olsaydı bu ürünleri daha makul fiyattan satabilir, içerideki fiyatı dengeleyebilirdik. Yaş meyve sebze tarafında evet şu anda sıkıntı olduğu için dışarıda domates, salatalık, yeşil biber gibi ürünlerde kısmi olarak bir geri çekilme var. Tüketici arasından bu sevindirici ama bu palyatif bir sevinç, onu söyleyeyim. Hatta tehlikeli bir sevinç. Niye diyeceksin? Yani fiyatın düşmesi niçin tehlikeli olabilir? Üretim maliyetlerinin çok yüksek seyrettiği bir ortamda eğer üretici fiyatları sırf ihracat kapısı kapandığı için olması gerektiğinden fazla düşerse, eğer o ürünlerden üretici zarar etmeye başlarsa bu sefer önümüzdeki sezona dair bu ürünlerden çıkacaktır. İşte o zaman da biz daha yüksek bir yaş meyve sebze fiyatlarıyla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla burada senin dediğin gibi yapamadığımız şey aslında bizim planlama. Türkiye'nin 3 aşağı 5 yukarı yıllık domates tüketimi belli. Sanayiye giden kısmı belli. İhracatı belli. Tabii ki burada yıl içerisinde revize edilebilir konjonktüre göre. Ama eğer buna göre bir havza bazında planlama yapabilsek ve bunları kontrol edebilsek aslında biz içeride de fiyatları dengeli bir şekilde tutabiliriz. Maliyetleri de göz önüne alarak söylüyorum. İhracattan da rekabetçi halde para kazanabiliriz. İrfan, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları var. Kongre'ye konuşuyor. İstihdam piyasası güçlü, enflasyon hedefinin oldukça üzerinde. Dolayısıyla Mart ayında bu belirsizliklere rağmen faiz artırımı için uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum diyor Jerome Powell. Ama yine de buradaki tehlikeyi de göz ardı etmediğini yaptığı açıklamanın içerisinde aktarıyor. Bu metnin detayları geldikçe sizlerle paylaşacağız. Şimdi özellikle gıda tarafındaki hareketten son dönemde yaşanan zorluklardan bahsettik. Bu ekonomik zorlukları ölçmek için TOBB Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi bir endeks çalışması gerçekleştiriyor. Ekonomik zorluk analizi endeksleri 4 ayrı endeks açıklıyor bu merkezimiz ve merkezin direktörü Profesör Doktor Serdar Sayan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi merhaba. 4 ayrı endeks aylık olarak da açıklamaya başladınız. Ekonomik güçlüğü, yaşam zorluğunu ölçen endeksler bunlar. Yurt dışındaki çeşitli popüler endekslerle korelasyonunun da yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Aralık ayı Türkiye için çok zor olan, anket bazlı göstergelerinde ciddi bozulduğu bir aydı. Sizin de aylık düzenli açıklamaya başladığınız yer buraya denk geldi. Dolayısıyla ekonomik zorluk açısından bu 4 ayrı endeksiniz ne söylüyor? Aslında bu 4 ayrı endeks aynı şeyi ölçmeye çalışan fakat küçük farklarla birbirinden ayrılmış kriterler kullanan 4 endeks. Hepsi aynı yönde hareket ediyor zaten. Sadece kavramsal olarak bir takım nüanslar var aralarında. Yani aynı fenomeni ölçmeye çalışan 4 ayrı araç diye düşünmek mümkün bunları. Bunlar aslında hepsi 1960'lardan beri popüler olarak, yaygın olarak kullanılan sefalet indeksi, misery index dediğimiz endeksin türevleri. Misery index hatırlatmak gerekirse Arthur Oaken'un önerdiği bir endeks. Dünyada çok yaygın olarak kullanılıyor. Enflasyon oranıyla işsizlik oranının toplamından oluşuyor. Buradaki ana fikir de ekonomik zorlukları bir kazanç cephesinden bir de fiyat cephesinden ölçmek. Yani
insanlar geçim sıkıntısını neden çekiyorlar? Bir fiyatlar arttığı için çekiyorlar. Bir de gelirleri düştüğü ya da azaldığı için çekiyorlar. Gelir kazanç açısından bakıldığında işsizlik kazancı azaltan bir etken. Fiyatlar açısından da bakıldığında doğal olarak enflasyon alım gücünü azaltan, refah düzeyini düşüren bir etken. Dolayısıyla ikisini toplamak son derece anlamlı ve son derece basit, kolay anlaşılabilir bir gösterge yardımıyla kitlelerin, yığınların yaşadığı geçim sıkıntısını, ekonomik zorlukları takip etme imkanı veriyor. Fakat Türkiye'de şöyle bir değişiklik yapma ihtiyacı var bu endekste. Biz Türkiye'de de kullanıyoruz aslında. Türkiye'de de yaygın olarak biliniyor sefalet indeksi. Ve son dönemde çok giderek artan bir sıklıkla gündeme gelen bir endeks. Fakat Türkiye'de kazanç cephesine baktığınızda tek sorun işsizlikten ibaret değil. Yani işsiz dediğimiz insanlar biliyorsunuz uluslararası tanımlara göre aktif olarak son 4 haftadır referans dönemi içinde anket yapıldığı dönem itibariyle son 4 haftadır iş aramakta olan insanlardan oluşuyor. Böyle bakıldığında 4 milyona yakın işsiz var Türkiye'de ve bunlar 2 hafta içinde çalışmaya hazır olduklarını beyan etmek durumunda işsiz sayılabilmeleri için. Böyle bakıldığında 4 milyona yakın işsiz var Türkiye'de şu an itibariyle. Fakat bir de iş aramaktan ümidini kestiği için ya da iş bulsa bile 2 hafta içinde işe başlamak durumunda olmadığı için çalışmaya ihtiyacı olduğu halde işsiz olanlar ama uluslararası tanımlara göre işsiz sayılmayan insanlar var. Bunların sayısı da 3 milyonu geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'de aslında 7 milyon civarında insan çalışmaya istekli, arzulu ve çalışma ihtiyacı içinde, çalışmadan gelecek kazançlara ihtiyacı var geçimini sağlayabilmek için. Fakat bir şekilde bu kazançtan yoksunlar. Dolayısıyla geniş anlamlı işsizliğe bakmakta fayda var Türkiye'de. Bir de Türkiye'de bir ek sorunumuz daha var ne yazık ki. İstihdamda olmak da kazanç açısından sorunsuz olmak anlamına gelmiyor. Çünkü bu 7 milyon insana, yani çalışmak istediği halde çalışamayan 7 milyon insana ek olarak bizim iş güvencesinden yoksun, kayıt dışı olarak çalışan, taşeronluk ya da evden çalışma biçiminde böyle iş güvencesi olmayan, geçici, tam zaman esasında olmayan işlerde çalışan ciddi bir grubumuz var. Biz bunları COVID döneminde zaten SPM olarak devleti olmayan istihdam oranı yoluyla izlemeye başlamıştık. Çünkü o zamanlarda bu ümidini kaybettiği için iş arayanların sayısında çok hızlı bir artış olduğu için işsizlik oranları iş gücü piyasalarındaki gerçek durumu yansıtmaz hale gelmişti. Biz buna bir alternatif olarak devleti olmayan istihdam oranı diye kavramlaştırdığımız bir oranı daha izlemeye başlamıştık. Nispeten daha kaliteli işlerin oranını izliyorduk ve bundaki değişmeleri COVID boyunca izlemek işsizlik oranlarıyla özellikle beraber izlendiğinde daha fazla bilgi verir hale gelmişti. Şimdi bu sefer eğreti istihdam yakasına bakıyoruz. Çünkü eğreti istihdam dediğim gibi kazanç sorununu çözen bir istihdam türü değil. İşsizlikten bir gelir anlamında bir şey tık daha iyi. Fakat bunlar da aslında insanca yaşam seviyesini sağlamaktan uzak gelirler sağlayan işler. Ve düzenli olmayan, iş güvencesi olmayan işler. Dolayısıyla biz dünyada ilk defa olarak eğreti istihdam oranını da ekledik. Misery Index'in göstergelerine, yani enflasyon oranı ve işsizlik oranı göstergelerine bir de çok kaliteli olmayan işlerde çalışan insanların oranını ekledik. Bunu da iki kriter yoluyla yaptık. Bir eğreti istihdam oranı dediğimiz, geleneksel istihdam oranına paralel bir şekilde çalışma yaşındaki nüfusa oranlayarak bu eğreti istihdamda olan insanların sayısını, yani geçici işlerde, kayıt dışı işlerde çalışan insanların. Bir de bazı açılardan daha anlamlı bir gösterge olduğunu düşündüğümüz için toplam istihdam içindeki eğreti istihdamın payına baktık. Eğreti istihdam payı ve eğreti istihdam oranı diye iki farklı gösterge tanımladık. Bu 4 tane indeks olmasının bir nedeni bu. Bu 2 tane farklı göstergeyle izliyoruz eğreti istihdamdaki gidişatı. Bir de tabii Türkiye'de işsizlik oranı çok gösterge olmayabiliyor. Çünkü tarımda biliyorsunuz önemli bir kesim ücretsiz aile işçisi statüsünde çalışıyor. Yani bir gelir kazanmaksızın işte ailenin tarlasında çalışıyor. Bunların verimliliği sıfıra çok yakın aslında.
Bunları istihdamda saymayalım diyemiyoruz çünkü iş aramıyorlar, çalıştıklarını düşünüyorlar bu insanlar. Ya da mevsimlik olarak sadece fındık toplama mevsiminde, sadece zeytin toplama mevsiminde çalışan insanlar var. Bu yüzden tarımdaki istihdamın aslında biraz iskonto edilmesi lazım. Bu ihtiyaca binaen Türkiye uzun zamandır tarım dışı işsizlik oranını kullanıyor. Dolayısıyla biz iki tane işsizlik göstergesi ve iki tane eğreti istihdam göstergesi kanalıyla izliyoruz. Sonuçta dört tane endeks olmasının nedeni o. Fakat buradan almamız gereken mesaj, hangisine bakarsak bakalım, Kasım'dan aralığa bütün indekslerde çok büyük sıçrama oldu. Sefalet indeksinde de bir sıçrama oldu. Biz bu dört indeks ve sefalet indeksinin gidişatını karşılaştırabilmek için 2019 yılı Ocak ayını baz dönemi olarak seçmiştik. Covid öncesi daha normal işsizlik oranlarının gerçekten iş gücü piyasasındaki gidişatı nispeten daha iyi ölçtüğü, ölçümlediği bir dönem olması, daha normal bir dönem olması itibarıyla. 2019 Ocak bazlı olarak baktığımızda sefalet indeksinde %53'lük bir artış var. Bizim indekslerimizde artış oran olarak biraz daha düşük. Onun da nedeni işsizlik oranı ve eğreti istihdam oranlarının her iki göstergeye de baktığınızda yataya yakın seyretmesi. Dolayısıyla bizim üç bileşenimiz var. Bir tanesi Kasım'dan aralığa enflasyon biliyorsunuz %13.58'e çıkarak çok büyük bir sıçrama gösterdi. Dolayısıyla bizim endekslerimizdeki diğer iki gösterge, sefalet indeksindeki tek göstergeye karşılık bir gösterge olduğu için biraz daha smooth, biraz daha yumuşak hareket ediyor. Daha iniş çıkışları daha az olan endeksler bizimkiler. Daha farklı şeyleri ölçüyor, daha fazla bilgi veriyor ama iniş çıkışları daha şey. Daha az keskin, öyle söyleyeyim. Hem bizim 4 indeksimizde hem de sefalet indeksinde maalesef çok büyük artış gördük Kasım'dan aralığa. Şaşırmadık gerçi çünkü enflasyondaki Kasım öncesindeki bu hızlı faiz indirimleri sonucunda biliyorsunuz hepimizi etkileyen bir hale geldi enflasyon. Ocak ayında da maalesef şimdi biz endeksleri yapabilmek için, hesaplayabilmek için işsizlik verilerine de ihtiyacımız olduğu için bu ayın 10'unu beklemek zorundayız. Ocak iş gücü piyasası verilerini elde edebilmek için. O zaman ancak Ocak enflasyonunu da katarak yeni değeri hesaplayabileceğiz ki Ocak enflasyonunda %11,10 gelmişti biliyorsunuz. Dolayısıyla bu artış maalesef yani EZA endeksiyle ölçtüğümüz, ekonomik zorluk analizi endeksi dediğimiz EZA endeksleriyle ölçtüğümüz geçim sıkıntısı ivmelenerek sürecek Ocak'ta da. Hocam şimdiden... çok çok teşekkür Buyurun. Ediyoruz size aktardığınız değerlendirmeler ve yorumlar için ve böylelikle kısa bir araya gideceğiz, sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümünde Alternatif Yatırım Genel Müdürü Attila Pembeci bizlerle birlikte. Attila Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. Özellikle son zamanlarda yaşanan gelişmeler oldukça zorlu bir ortamı beraberinde getirdi. Önce içeride yaşanan dalgalanma, sonra Rusya-Ukrayna krizi. Yatırımcı davranışı açısından bir farklılaşma görüyor musunuz? Daha defansif görüyor musunuz yatırımcıyı? Valla ilk başta esasında tabii bu savaşın bu hale gelmesi ya da işte full bir işgal denemesi Rusya tarafından, bunlar tam olarak beklenmemişti. Ondan dolayı son bir haftada esasında şunu net bir şekilde görüyoruz ki yatırımcı da bu yeni ortama bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyor. İlk başta sat, daha sonra sorular sor dendi. Ondan dolayı ciddi bir volatilite oldu. Şimdi oradan biraz geri geliyoruz bu yıl sonu bilançoların da etkisiyle, ama yani sahiden bu dönemde tam bir yön çizmekte zorlanıyor hem yatırımcılar hem piyasa. Bu noktada özellikle yatırımcıların bundan sonra davranış biçiminin nasıl şekillenmesi beklenir de sorayım. Çünkü içerideki yatırımcılar için çok ciddi bir enflasyon tehdidi var. Yarın itibariyle gelecek enflasyon. Bir taraftan TL yatırımcısının karşısındaki engel burası. Diğer taraftan hani alternatif görülebilecek olan borsada özellikle algoritmik emirler de devrede olduğu için yurt dışıyla çok ciddi bir etkilenme içerisinde gidiliyor. Yüksek betalı gidiyor işlemler. Hani orası bozulduğunda burası da bozuluyor. Bayağı ciddi dalga da orada var. Yatırımcı dövize gittiğinde hareket yok.
TL'de faizden dayak yiyor. Borsada da jeopolitik gelişmeler ve yurt dışı riskinin fiyatlamasını görüyor. Hani bayağı para kazanmak değil, para korumak gerektiren bir dönem ama onu da nasıl yapacaklar, ne dersiniz? Evet, esasında tabii böyle bir dönemi biz de ilk kez görüyoruz. Yani günün sonunda normal bir mevduat sahibi bankaya parasını koyduğu zaman işte enflasyonun biraz üzerinde ya da biraz altında, yani enflasyon civarlarında para kazanabiliyordu. Şimdi o artık öyle bir ortam yok. Bir de tabii ki günün sonunda bu cari fazla hedefleyen ekonomik modelde de hani başınıza en son gelmesini istenen şeyler nedir diye sıra bir soru sorulsaydı herhalde Ukrayna-Rusya savaşı da bu ilk beşin içerisinde ön sıralarda olurdu. Ondan dolayı sahiden zor bir dönem. Ürünler, yatırım fonları, borsanın hareketi, kurdaki daha işte biraz daha sakin bir seyir bütün bu olanlara karşı insanların pozisyonlanmasını sahiden zorlaştırıyor. Hani biraz geriye dönük olarak baktığımızda keşke böyle emtia fonlarına girseymişiz gibi bir durum çıkıyor ortaya. Ama yani oralarda da sahiden tepe noktalarında. Ondan dolayı ben hak veriyorum. Sadece bireysel yatırımcılar değil, sadece tüzel kişiler de değil. Yani piyasa oyuncuları da pozisyonlanmakta zorlanıyor. Böyle zamanlarda hiç bazen bir adım geride durmakta bir zarar yoktur. Her şey bir durulsun, toz duman dağılsın. Ondan sonra tekrar bir bakmakta yarar var. Stratejileri gözden geçirmekte yarar var. Yani ben şu anda sakin olmayı ve hani belki bir adım geride durmayı, böyle çok fazla kısa vadeli trade etmeden hani bir süre, bazen derler tatile çıkmak daha iyi olabilir. Böyle bir poz almakta yarar var diye düşünüyorum. Özellikle Rusya-Ukrayna gerginliğinin ve buralardaki yaptırımların bize potansiyel etkisini nasıl değerlendirirsiniz diye de sorayım. Piyasa bazlı olarak Türkiye'de iş yapan çok sayıda şirket var. Buralardan ödemelerin alınmasında, oradaki krizden yansımalarda pozitif negatif etkilenebilecek olan kimler var gibi görünür? Tabii en sonunda bu ülkelerle işlem yapan, Rusya ile işlem yapan birçok şirket bu yaptırımlardan ve Rusya'daki yaptırımlara karşı kendi rezervlerini koruma açısından alınan kararlardan etkilenecekler. Yani bu daha 7. gün, daha çok yeni. Ondan dolayı bu durumda hani işlerin nasıl yürüyeceğine, Rusya tarafından nasıl başka kararlar alınacağını ya da ne yapılması gerektiğini tam planlayabilmek için, bazı tam bir şey görebilmek için, net bir görüntü ortaya çıkması için daha erken bekleyip göreceğiz. Yani bence bunun bu kısa vadede hayatımızdan çıkacak bir olay değil. Bunun sonuçları daha orta uzun vadede de olacak. Ama ben şunu görüyorum ki hani genel anlamda Türkiye açısından hem işte emtia fiyatlarındaki artış, hem turizm gelirlerindeki potansiyel azalış bizi bayağı zorlayacak bu sene diye gibi geliyor bana. Atilla Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz ve katkılarınız için. Böylelikle Finans Merkezi'ne bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir ara, sonrasında kapanışa doğru izleyebilirsiniz.